Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz üzere bütün Battle Royale oyunlarda bir hero rehberi yapılıyor. Ben de dedim ki Naraka için niye bir tane yapmayalım? Naraka'nın şimdi hero rehberini yapacağım ama tek tek ayrı ayrı yapmayacağım. Yeni karakterler geldikçe ayrı ayrı videolarını yapacağım. Ancak şu anda olan bütün hero'ları anlattım. Uzun bir video olacak. Nelerden bahsedeceğiz? İşte hangi talentlar alınmalı? Hangileri skill'lere açılmalı. Bunlardan birazcık aslında bahsedeceğim hangileri mantıklı olur. Yeni hero'lar geldikçe de 12 Ağustos'tan itibaren oyun açılacak yeni hero'larıyla birlikte. Yeni hero'lar geldikçe de onları anlatmaya çalışacağım büyük ihtimalle. Öyle söyleyeyim. Tek tek o zaman anlatmaya başlarız. Ama şu an genel hepsine değineceğiz. Haliyle biraz uzun olacak. Onu söylemiş olayım. Hero'ların sürelerini bilmiyorum, yazabilir miyim? Altlara bir yere sürelerini yazmış olurum diye düşünüyorum ama tek tek her birini nasıl anlatacağız, nasıl yapacağız bilmiyorum. Neyse. O zaman hemen ufaktan başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi menüden göstereceğim önce bazı kısımları. Sonradan oyun içine girdiğimizde diğer kısımlarını anlatacağım, göstereceğim. Bunun için talentlarımızı şu şekilde görüyorsunuz. Talentlarınızı. Şu an ben standart bir talent şekli ayarladım. Yani standartla gireceğim. Onun dışında birinci karakterden başlayalım. Skill'leri buradan görebiliyoruz zaten. Şimdi bu karakter biraz böyle nasıl denir? Agresif davranabilecek bir karakter aslında. Çünkü şuradaki F skill'i, bu arada bu F skill'i bu ulti zaten, bunları biliyorsunuz. F skill'i biraz rakibi püskürtmek üzerine bir skill. Bu şekilde gördüğünüz gibi ileri atıyor ve düşürüyor. Bu çok etkili bir skill, o yüzden fight sırasında çok da güzel oluyor. Bunun dışında ulti skill'i ise rakipleri yine stunlamak üzerine bir skill. Bunu özellikle böyle toplu fight'larda, team fight'ine falan giriyorsanız çok etkili bir karakter oluyor. Yani trio girdiniz. Etrafınızda zaten 3 kişi, 4 kişi var diyelim. Hatta 2 tim geldi, 6 kişi var diyelim. Stunlıyorsunuz hepsini. Yani size dalan bütün rakipler stunlanıyor haliyle. Ya kaçmak zorundalar ya da sizi öldürmeye çalışıyorlar. Sizi öldürmeye çalışmalarının sebebi bu. Zaten görüyorsunuz. Bu skill'i açtığınız zaman hareket edemiyorsunuz. Yani hareket edebiliyorsunuz. Vuramıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ellerini açıyor ve hani stunlamaya çalışıyor ama bir yandan da defans olarak kötü durumdasın. Size vuruyorlar çünkü. Böyle bir skill özetli, güzel, etkili. Özellikle trio için işte toplu fightlarda çok etkili olan bir karakter bu. Viper'ın sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Bunu ilk mainlediğim karakter buydu benim. Bayağı bir oynadım. Bunun dışında şunun, bu skillini fight sırasında kullanmak iyi oluyor ama range'i biraz kısa. Yani belli bir mesafede ileri atıyor. Oradan sonrasını çok etkilemiyor. Haliyle biraz şey böyle. Hani yakın fight sırasında, hani fight sırasında kullanabileceğiniz bir şey bu. Anlık. Onun dışında çok böyle etkili bir skill olduğunu söyleyemem ama işe yarıyor yani, işin özü. Bütün hero'ların bildiğiniz gibi alt, hani normal F skill'i ve ultisi var, ancak kazandığınız TL'lerle skill'lerinizi bir üst kısma geliştirebiliyorsunuz. Hani geliştirebiliyorsunuz derken skill'in özelliğini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bütün karakterlerde böyle, biliyorsunuz. Değiştirilebilecek özelliğimiz burada. Hareketini önleyen bir skill atıyormuş mesela bu şekilde. Bakın stunlandı gibi bir şey oluyor. Ya da böyle bir tane direkt candan götüren bir skill mi atıyor? Bu ne? Focus move. Helini mi önlüyor? Bir şey yapıyor galiba. Bu şekilde bir özelliği var. Bunda nereden özelliği var? Bunları okumanız lazım. Bu şekilde bence en güzel özellikli şu ikisi. Ben bu ikisini zaten kullandım daha çok. Bunlar hareket etmesini önleyen skill'ler özetli iyi oluyor. Bayağı faydalı oluyor. Bu da zaten ultisinde zaten stun atıyorsunuz. Bunun ultisinin gelişmiş hali yine aynı şekilde harekete saldıramaz halde ilerliyorsunuz ama bu stunlıyor. İki kere stunlıyor. Süresi biraz daha uzun galiba. İkinci bir stun atıyor gördüğüm kadarıyla. Bakın.
Bir kere stunlanıyor, bir daha bir hareket halinde stunlanıyor. Buradaysa hareket edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu ben daha çok sevdim. Hareket edebilir bir şekilde, yani hem kendiniz hareket edebiliyorsunuz hem de stunlıyorsunuz aslında bu şekilde. Haliyle bu daha etkili geliyor bana. Bunu söylemem lazım. Böyle yani mantıken bunu ve bunu kullanmak oldukça faydalı olabilir şu ikisi diye düşünüyorum. Onun dışında bunun talentlerine gelecek olursak yani bunda rage'leri kullanmaya çok gerek yok. Çünkü rage skill'inin cooldown'unu mu düşürüyor? Yok abi, bu hızını arttırıyormuş. O çok önemli olmaz o yüzden. Enerji loss'u, dark'ı falan filan. Yani bunlardan normal enerji kullanılabilir. Burada yine aynı şekilde normal enerji bar kullanılabilir. Rage damage falan zaten olmadığı için bunlar yine etkisiz, çok önemli değil. Bazılarının rage hani ulti damage'leri oluyor. O yüzden burada mesela ulti damage'ini kullanabilirsiniz. Onlardan bahsedeceğim özellikle zaten. Onun dışında bunda da çok initial rage for order. Bunu belki kullanabiliriz. Hızını arttırıyormuş. Ultimate before others. Good starting rage. So again. Yani. Yok ya, buna da enerji cap yeterlidir gibi geliyor. Skill cooldown olarak kullanabilirsiniz. Çünkü ultisinin ve şu skillin süresini azaltmak iyi olabilir. Lock'ı kullanmazsınız muhtemelen, bilmiyorum. Grapple distance. Şurada corruption. Yani cooldown ya da grapple distance kullanılabilir özetle. Bu şekilde. Çok uzatmayacağım. Talent kısmı çok uzatmayacağım dediğim gibi. Oyun içinde de bu aradaki skill'leri göstereceğim. Onu da göstereceğim. Ama şu anda hem bu menüden gösterip sonradan oyun içinde göstermek istiyorum. Talentleri ve karakteri gösterip sonra oyun içinde hepsini deneyip bu şekilde sonlandıracağız videoyu, tekrardan hatırlatmış olayım. Gelelim diğer karakterimize. Temulç. Şimdi bu karakter biraz daha böyle yine agresif kullanılabilecek bir karakter aslında. Çünkü defansı yüksek bir karakter oluyor. Mesela bu skill'i attığınız zaman bakın size vurduklarında skill'leri önlüyor. Yani uzaktan range atakları önlüyor. Öyle söyleyeyim. Normal hasarı önlemiyor. Yani yakın silahla vuruyorsa vuruyor yani. Ona bir şey yapamıyor da şeyleri önlüyor. Okları falan önleyebiliyor. Aynı zamanda G tuşuna bastıktan sonra burada yazıyor zaten. Bu şekilde rakibi yukarı fırlatan bir kum atıyorsunuz. Bu da bayağı o yüzden etkili oluyor. Bu arada skill'i ilk attığınızda rakibi havaya kaldırma olayı var. O da şu skill'de olması lazım. Bunların bir tanesi hepsinde o da olabilir, emin değilim. Yani yakınınızdaysa rakip ve skill'i atıyorsanız rakip yine havaya kalkıyor. Çünkü sizle beraber hani siz skill'i attığınız zaman yukarı kalkıyorsunuz. Haliyle o da kalkmış oluyor. Öyle bir olay vardı gördüğüm kadarıyla. Ama şu skill kesin var. G'ye basıp rakibe atarsanız kum atıyor. Standart ultisi de alan, kum alanı atıyor bir tane. Buradan dışarı çıkarken bayağı bir yavaşlıyorsunuz, şöyle bakın. Ve dışarıdan hiçbir şekilde hasar içeri sokmuyor. Bu yine trio'da çok önemli bir şey aslında. Çünkü dışarıdan fight okçular falan giriyor. İşte uzaktan skill atanlar oluyor falan. Uzak skill atanlar demeyeyim de. Hani uzaktan okla, range silahlarla vurmaya çalışanlar oluyor. Onlar için mükemmel. Çünkü bir timi direkt ortaya alıyorsunuz. O aranıza alıyorsunuz. O yönden çok iyi. Dışarıdan hiçbir şekilde hasar sokmuyor içeri. Normal elleri bu şekilde. Şimdi normalinden çıkarsak bu skill'i biraz daha takip eden bir skill haline dönüşüyor. Bakın adamı bayağı takip ediyor yani. Bu çok güzel bir skill gerçekten. Bunu kesinlikle alınabilir yani. Bunu alabilirsiniz. Çünkü bırakmıyor bile. O rakibe peşinden gitmeye devam ediyor. Bunu açarsanız bayağı bir rahat edersiniz. Skill'leri açmak bu arada fiyatları değişiyor her birinde. Bakın. Mesela Viper Link'te nasıldı? O da 15.000'miş. Genelde 15.000, 22.000. Ultiler 22.000, skill'ler 12.000 falan oluyor. 15.000 falan oluyor.
Böyle bir takip eden skilliniz var işte Temmuz. İşte onun dışında bence güzel bir skill bu arada. Bu şekilde bir skillimiz var. Bu da galiba şey yapıyor hani rakibe direkt atmak yerine galiba size yaklaştığında galiba vuruyor. Yani belli bir mesafeden sonra rakibi böyle havaya kaldırıyor. Ya sonuç olarak rakibi her zaman böyle havada, kumla havada tutan bir skill atıyorsunuz F skillinde. Bunu da tutturmanız gerekiyor. İlk ana halinde tutturmanız gerekiyor ama şu ikisi biraz daha otomatik gibi duruyor. Burada bir G'ye bas falan demiyor çünkü. Buna G'ye basıyorsunuz. Şurada yazıyor zaten. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Otomatik takip ediyormuş. Ama bunun da güzel yanı size defans sağlaması. Burada işte görüyorsunuz zaten. Size vuramıyorlar. Okla vurmaya çalışırsa iptal oluyor. Bu tarz güzel bir olayı var. Ultinizin şekline gelecek olursak bariyerin içinde enerjiniz işte speediniz falan artıyormuş galiba. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Öbür ultinizin özelliği de alandan dışarı çıktığınız zaman buff olarak geri geliyor size. Şu buff'ın aynısı size geliyor. Buradaki buff gibi bir şey geliyor. Yani mantıken ben bunu daha çok beğendiğim gibi alanın içindeyken bu alanın dışına çıktığınız zaman da buff veriyor olması güzel. Ben bunu daha çok beğendim. Yani bu da kullanılabilir ama bu bilemedim. Yani alanın içinde ne kadar tutabileceğimize göre değişir. Çünkü genelde alanı attığınız zaman dışarı çıkmaya çalışacaklar. Haliyle bu çok etkili olmayabilir. Dışarı çıkarken yavaşlatma olayı hepsinde var zaten. Hepsinde var diye düşünüyorum. Haliyle bence en mantıklısı bu gibi. Kendimiz de çıkarsak buff geliyor, içeride kalırsak da adamı tutuyorsunuz yine. Bayağı iyi. Mesela içeri giderken de buff geliyor. Bu bayağı güzelmiş bu arada. Bence bu daha etkili. Bunların da en etkilisi bence otomatik giden şu. Direkt adam rakibi takip ediyor. Bakın. Mantıklı yani. Bunu bu şekilde yapmak mantıklı. Belki bu da olabilir de. Yani genel olarak bunun skill'lerini sevdim. Özetle bu şekilde hem defansif hem agresif olarak kullanılabilen güzel bir karakter bence. Dur şeye girmedik. Talentlarına gelecek olursak yine hasar olmadığı için yani rage ataklarını burada vermenize gerek yok. Çünkü hasar yok. Haliyle bu çok etkili olmayacaktır. Yani standart yine bu şekilde kullanabilirsiniz. Materya'ya gelecek olursak benim en sevdiğim karakter bu arada bu ama hiç oynamadım. İşin özü. Çünkü hep benim şimdi arkadaşlarımızla girdiğimiz için onlar oynuyordu hep Matari'yi. O yüzden ben bunu hiç oynamadım ama en sevdiğim, mainlemek istediğim karakterlerden biri buydu. Şimdi bunun şöyle bir özelliği var. Şöyle göstereyim. Teleport oluyorsunuz abi. Direkt F skill'ine basıyorsun ve teleport oluyorsun. İleri bir atılma yapıyor. Çok etkili, çok güzel bir skill'i var. İkinci hali, neyse dur. Önce normal hallerine bakalım. Ultisi de görünmezlik. Yani tam anlamıyla bir görünmez değil. Tam anlamıyla bir görünmez değil. Ancak nasıl diyeyim, gözden kaçırabiliyorsunuz çok kolay bir şekilde. Yani materi varsa etrafınızda görünmez oluyorsa hani fight sırasında görünmez oluyorsa biraz zor görmeniz. Hani işinizi zorlaştırıyor ama görünmez olarak size gelirse zaten göremiyorsunuz. Çünkü çok zor fark etmeniz. İnanılmaz zor fark ediliyor. Haliyle yani çok aktif bir skill'i var bence. Yani defansif biraz daha böyle Battle Royale oyunlarda kaçmak önemlidir. Bu oyunda kaçmak daha da önemli mesela. Çok böyle grapple dediğimiz hani yakalama skill'imiz var ya grapple'la çekiyoruz. O olduğu için mümkün değil kaçmak. Kaçabileceğiniz bir karakter varsa o da Matari'dir arkadaşlar. Yani net bir şekilde kaçarsınız. Matari ile kaçamama şansınız yok gibi bir şey neredeyse. Kaçma odaklı çok güzel bir klas. Onun dışında aktif bir skill'i yok. Yani bir hasar vuran, bir doğuşlayan, hani rakibi kaldıran, düşüren bir şeyi yok. Diğer mesela Viper'inde de bu Temmuz'da da vardı ama bunda yok. Matari tamamen bir kendine has bir klas aslında. Öyle söyleyeyim. Normal hallerde skill'lerin bu şekilde. Geliştirdiğiniz zaman F skill'ini çift atabiliyorsunuz. Böyle iki kere zıplama yapabiliyorsunuz. Bayağı yine etkili bir karakter. Buradaki ise bu
Basılı durup kasıyorsunuz benim gördüğüm kadarıyla. Bakın, basılı durup kasıyorsunuz skill daha ileri atılmanızı sağlıyor. Tekrar basarsanız geriye düşüyor. Hani geri tuşuna bastığınız zaman da geri noktaya geri spawnlanıyor. O yüzden kendinizi kaybettirmek istiyorsanız belki de en güzel skill bu. Yani daha ileri fırlama, daha geri gelebilme ihtimali. Yani kendinizi kaybettirmek için inanılmaz önemli. Bu arada cooldown sürelerine hiç bakmıyoruz ama cooldown süresi olarak bunun 25 saniye, onu dikkat etmek lazım. Haliyle burada cooldown skill'lerini kullanmak mantıklı olabilir mesela. Çünkü bu skill'i çok aktif kullanmanız gerekebilir. Buradaki cooldown'u kullanmak iyi olabilir o yüzden. İşin özü, ben bu karakter dediğim gibi çok kullanamadım ama gerçekten çok etkili kullanılabiliyor. Karşıma geldiğinden de biliyorum. Yani solo'da falan oynamak istedim aslında da. Belki oynarım ya bunu yakın zamanda, neyse. Beta'nın da bugün son günü, oynama için son şansım. Bugün belki oynarım. Neyse. Güzel. Yani ben olsam bunu kullanırdım büyük ihtimalle. İki kere zıplamak da güzel olay ama bilemedim ya. Bu sanki daha etkili gibi. Daha uzağa fırlama ve geri çekilme. Güzel. Ultisi zaten görünmezlik. İkinci ultisi ise görünmezken daha iyi tırmanma ve işte wall running, yani tırmanmayı daha hızlandırıyormuş sanırım. Özel skill'i falan, special state'i falan arttırıyormuş. Öyle diyor. Öyle yani. Diğer son özelliği ise takımı görünmez yapabilmesi. Genelde skill'lerin arkadaşlar son halleri takımı etkiliyor. Benim gördüğüm kadarıyla son halleri takımı etkileyen bir skill oluyor. Bunu da zaten şeyde de göreceğiz, aynı özelliği. Neydi? Kurumi'de göreceğiz. Bunun son özelliği takım olarak görünmez yapıyor sizi. Bence çok etkili ve aktif, güzel bir skill. Eğer takım olarak oynuyorsanız bunu kullanabilirsiniz ama normal solo oynuyorsanız bence yani bunu kullanmak daha mantıklı gibi geldi bana, bilmiyorum. Yani şu an bunu ve bunu kullanmak bence gayet mantıklı duruyor. Talentlerine gelecek olursak yine Rage ile ilgili bir şey yapmanıza bence gerek yok. Yani Rage damage falan yok çünkü. Cooldown belki çıkılabilir dediğim gibi. Çünkü skill süresini azaltmak bunda çok iyi olur. Mesela şunu da düşünelim. Bunu çok sık kullanmazsınız. Yani fight sırasında sadece kullanırsınız zaten. Bundaki skill'i de çok yine fight sırasında kullanırsınız ama buradaki aktif skill'i her saniye kullanmanız gerekebilir. Yani kullanırsınız sürekli. Atılmak için, yani yol mesafe kat etmek için bile kullanacağınız bir skill olduğu için cooldown bence mantıklı olabilir bu karakter için. Onun dışında çok da bir şey değiştireceğim ben sanmıyorum ama. Yani böyle. Bu şekilde, yani materi de bu şekildeydi. Devam edelim. Diğer bir karakterimiz Tarkaji. Tarka biraz yine nasıl desem, benim mainlediğim karakterlerden biriydi. Düz hali, bakın, bloğa karşılık veren bir skill'i var. Düz ultisi de hızınızı ve defansınızı arttıran, blok non-explosive falan, hani patlamalardan falan kurtaran bir şey veriyor size. Yani birçok şeyi önleyen bir defansı var burada. Bayağı hızlanıyorsunuz ama öyle böyle değil. Yani bunu attığınız zaman bu arada rakibe de bir hasar veriyor, farkındaysan. Dikkat edin. Tekrar geri döndüğünde dikkat edin. Hatta şöyle yapalım. Bastığı zaman rakip hasar alıyor. Gördünüz mü? Patlayarak bir buff basıyorsunuz. Rakibi düşürüp, yani düşürmüyor da hasar verip sarsıp ondan sonra hızlanıyorsunuz. Bir buff gibi bir şey oluyor. Bayağı bir hızlanıyorsunuz. Güzel oluyor. Bayağı şey olarak kullanabilirsiniz, hani kaçabileceğiniz bir karakter. Çünkü şeyleri de yemiyor. İşte grapple atıyorsunuz yemiyor ya da yemiyor derken, grapple attığınız zaman birine normalde durur ya, hani hareketi durur. O bunda öyle bir şey yok. Koşmaya devam ediyor. Belki rakip tutabiliyor yine sizi ama siz devam ediyorsunuz koşmaya. Öyle bir olay. Yani kendini çekiyor rakip ama siz koşmaya devam ediyorsunuz. Öyle bir durum. Biraz garip bir şey var. Yani güzel bir buff bence.
Biraz oynadım bunu ama ben bunu sevmiyorum çok. Onu zaten birazdan bakacağım. Anlatacağım. Şu şekilde bir yine blok olayı var ama bu biraz daha böyle şeyi de etkiliyor. Hani bakın vurdukça size daha fazla hasarlı vuruyor. Hani hasarı biriktirip patlatma özelliği var. Uzak hasar yani bu şöyle söyleyeyim aslında. Bu karakter direkt uzak hasarlar için falan çok etkili bir sınıf olabilir. Kullanabilirsin. Bu arada bir drop girdi. Umarım düzelecek, düzelecek. Düzelecek, düzeldik. Tamam. Arada böyle drop giriyor olabilir. Kusura bakmayın bu arada ama. Neyse bu da böyle şarj ediyor biraz daha. Daha güzel yani. Güzel. Bunun çok farkı yok ama biraz daha iyi gibi. Ben ama bunu seviyorum. Aktif olarak da bunu kullanıyorum zaten. Bu çünkü direkt hani hasar vurmaya dönük bir karaktere dönüştürebiliyorsunuz bunu. Bu defansif de olabiliyor, agresif de olabiliyor. En sevdiğim özelliği zaten bu. Bunun. Uzaktan böyle hani defansif girebilip savunma da oynayabiliyorsunuz. Agresif bununla girip böyle uzaktan skiller de atabiliyorsunuz bu şekilde. Ben bunu seviyorum. Ultisine gelecek olursak bu zaten direkt görüyorsunuz işte alev atıyor. Ultisindeki ikinci kısma gelecek olursak şeyi güçlendiriyor. Şu alevi güçlendiriyor ve daha fazla atıyorsunuz. Hani daha seri seri atmanızı sağlıyor. Normalde bunun cooldown'u var 20 saniye. Bunu açarsanız o cooldown kapanıyor. Çatır çutur atıyorsunuz böyle seri seri gördüğünüz gibi atıyorsunuz. Bir de attıkça sizi yukarı çıkarıyor. Her seferinde daha yukarı çıkıyorsunuz. Bu şekilde ata ata böyle skill ata ata ilerliyorsunuz. Güzel oluyor bayağı. Ben bu şekilde kullanıyorum. Yani agresif olarak bunu ve bunu açıyorum. İkisini çat 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 atıyorum böyle fireball'ları. Ondan sonra bitiyor zaten. Normal kombomu yapıyorum. Genelde bu şekilde oluyor. Buysa son şeysi biraz nasıl denir? Atak deal damage vermenizi sağlıyor. Bloğunu armor'unu tamamen kırmanızı sağlayan bir buff aslında. Yani bununla vurduğunuzda şarj ataklarınız falan direkt armor'u full tamamen patlatıyor öyle söyleyeyim. Görüyorsunuz zaten. Bunun ultisi biraz değişik. Bilmiyorum bu da aktif kullanılabilen güzel bir şey olabilir ama ben çok sevmedim. Ben bu şekilde kullanıyorum dediğim gibi. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada şimdi hasar veriyorsunuz ama bunda skilliniz hasar veriyor. O yüzden ultinizde bir hasar olmadığı için burada yine hasarı açmanızı gerektirecek bir durum yok bence. Onun dışında cooldown'u belki yine kullanabilirsiniz ama yani bunda da çok gerek yok gibi. Çünkü bunu sadece rakip geldikçe atıyorsunuz. O yüzden çok zaten dolmuş oluyor skilliniz. O yüzden çok bilemedim yani gerekli mi bilemedim. Yani standart yine bu şekilde muhtemelen girerdim diye düşünüyorum bu karaktere. Diğer karakterimiz Kurumi. Evet geldik Kurumi'ye. Narakan'ın testi bitmedi mi? Şu an bitmedi. Son bir gün uzatıldı. Son gündeyiz. Bu arada YouTube'dayız. Evet Hero rehberi yapıyorum şu an. Haberiniz olsun. Cevap veremezsem kusura bakmayın. Şimdi devam edelim. Kurumi nasıl bir karakter? Şimdi düz skill'leri şu skill'i nasıl desem kendi oyuncunun bu bir support karakter direkt onu net bir şekilde söyleyeyim zaten. Yani bu klaslarda supportluk yoktu. Yani supportluk da yapabiliyor da mesela şu görünmez yapıyor falan ultisi ama bu direkt support abi. Yani kendinizi de takımınızdaki oyuncuyu da helleyebiliyorsunuz. Yani direkt jump basabiliyorsunuz. Bakın İlk kısımda şöyle bir şey çıkıyor ekrana. O çıktığı zaman kendi adamınıza işte can basıyorsunuz, armor basabiliyorsunuz. Ya da normal kendi düz hali yani adam yoksa mesela burada yine bakın ona ışınlanabiliyorsunuz. Ona attığınız kişiye hel de verebiliyorsunuz, ışınlanabiliyorsunuz. Ama F'ye attığınızda bir şey yapamıyorsunuz. Hani saldırı yapamıyorsunuz. Ona dikkat edin. Bu şekilde bir şemsiye açıyor. Düz boş bir alana atarsanız şemsiye açılıyor. Yine oradan kendinize hel çekebiliyorsunuz ya da nasıl diyeyim? Onun oyun içinde de göstereceğim zaten de F'ye bastığınız zaman ekrana iki tuş geliyor. Mouse'un sol tuşu ve sağ tuşu.
Biri hell basıyor kendi oyuncunuza ya da kendinize can basıyorsunuz. Sol tuşu da ışınlanmanızı sağlıyor. Artık hangisi hangisi bilmiyorum. Onu oyun içine girdiğimizde de göstereceğim zaten. Hell basıyor özetle. Yani bana çok şeye gerek yok. İkinize birden hell geliyor bu arada, fark ettiğiniz üzere. Ya da ışınlanıyorsunuz. F skill'i bu şekilde kullanılıyor. Normal ultisi alan açıyor ve takımla birlikte hell alıyorsunuz. Kendinizseniz kendiniz hell alıyorsunuz. Baya baya support bir klas özetle. Şimdi ikinci hallerine gelecek olursak şey yapıyor galiba, Resurrection. Ölen bir rakibi direkt kaldırmanızı sağlayan bir skill'i varmış burada. Tabi bu bir tek bunun için kullanılmıyordur galiba. Yani can da veriyordur herhalde. Eğer sadece rakibi kaldırmak içinse bu kötü bir özellik çünkü. Tek özelliği bu olmuş olur. Can da veriyordur herhalde aynı bu şekilde ama rakibi kaldırmak için de kullanabilirsin gibi bir özellikse güzel. Sanıyorum öyle. Neyse, bu şekilde rakibinizi, yerde yatan oyuncunuzu, kendi takım arkadaşınızı kaldırmanızı sağlıyormuş daha hızlı bir şekilde. Range'i falan da yüksekmiş galiba. Evet. Diğer bir skill'i ise direkt armor'u da fulluyormuş bu. Evet. Bunu açarsanız hem armor hem de healing veriyor. Yani hem healinizi, canınızı hem de armorunuzu doldurabiliyorsunuz. İnanılmaz güçlü bu arada ya. Bakın armoru. Kendinden armor dolmuyor ama arkadaşınızın armorunu doldurabiliyorsunuz. Çok güçlü arkadaşlar. Support olarak Kurumi inanılmaz güçlü bu arada. Yani çok işlevsel. Takımda mutlaka bir tane Kurumi olması şart. Bizde bir arkadaş var mesela şu an. Bayağı fayda sağlıyor yani. Bayağı iyi. Bu arada damage'i siz çıkardığınız için melee hasarlı. Hani bu support diye support gibi düşünmeyin. Öyle bir durum var. Çünkü hasarı sonuçta yine siz çıkarıyorsunuz. Elinizde melee bir silah var. Silahla vuruyorsunuz. Skill'leriniz biraz daha böyle supportif oluyor. Bu oyunda da supportif bir class bence mantıklı yani. Yani çok fayda sağlıyor diyebilirim. Bu bayağı iyiymiş. Muhtemelen bunu açardım ben. Ultilerin hallerine gelecek olursak da bu da armor fullüyormuş. Bir tek armor mu fullüyor ama? Restoring health to restoring armor. İkisini birden fullüyor diyor galiba. Adamın canı niye dolmadı onu anlamadım. Bak canı dolmuyor. Armor galiba bir tek dolduruyor. Kendinin canını da mı dolduruyor? Yok. Burada health diyor ama armor dolduruyor. Anlamadığım bir olay var burada. Yani gözüken armor. Şu an bu armor dolduruyor gibi. Zaten armor change diyor. Galiba armor dolduruyordur diye düşünüyorum. Neyse devam. Bu ikisini birden dolduruyor arkadaşlar. Direkt görüyorsunuz zaten. Anlık dolduruyor ama. Yani alan değil. Bunlar mesela alanken, bunlar alan olarak canı ve armor dolduruyorken alanın içine girmeniz gerekiyor. Bu direkt oyuncu yani takım arkadaşınıza atıyorsunuz direkt. Bakın. Direkt takım arkadaşınıza atıyorsunuz ve direkt dolduruyor. Hani yavaş yavaş dolma yok. Direkt dolduruyor. Armor'u ve canı direkt fulluyor. Ya fullemiyor da bayağı bir dolduruyor yani. Böyle göstermiş olalım. Şimdi burada yine ne kullanacağımıza gelecek olursak talentlarda muhtemelen burada yine bir şey yapmam. Çünkü yani Rage atağımız bir atak değil. Ultimiz bir atak değil. Burada belki cooldown kullanılmalı. Çünkü anlık ya, bir helin hemen hızlı dolması fight sırasında çok etkili olabilir. O yüzden bunu kullanmak mantıklı olabilir açıkçası. Kullanılabilir bence. Onun dışında burada bir şey değiştirmem gibi geliyor. Yani yine enerji cap kalırdı. Burada da yine muhtemelen böyle bırakırdım diye düşünüyorum. Kurumi de özetle bu şekildeydi. Yani support olarak çok iyi bir karakter arkadaşlar. Bütün takımların mutlaka bir Kurumi alması şart diye ben düşünüyorum. Çünkü kritik önemli ya can basmak. Fight esnasında can basmak inanılmaz fark ediyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Gelelim son karakterimiz olan Tian Hai'ya. Şimdi Tian Hai birazcık böyle nasıl desem
Benim main karakterim şu anda. Ben bunu mainledim. Bunun sebebi birçok sebebi var ama hem agresif hem defansif olarak bence en güçlü karakterlerden biri bu arkadaşlar. Net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bilmiyorum, ben sevdim. Oldukça hoşuma giden klaslardan bir şey, karakterlerden biri bu. Neden diyeceksiniz? Birazdan anlatacağım. Onu da şimdi düz hallerini anlatayım önce. Düz halleri normal blok koyuyor arkadaşlar. Onu basıyorsun, direkt skillini doğuşluyor bu şekilde. Yani bir de rakibi sarsıyor bir. Hani bir sarsılıyor. O arada siz bir hasar. Hani bu arada blok şey drop girdi. Bir saniye, bir saniye. Düzel, düzel. Güzel, güzeldi, tamam. Şimdi şöyle bir olay var. Nasıl diyeyim? Normalde hasar sırası onda ya, hani vuruyor size, vuruyor. Bu arada sizin blok yapmanız lazım. O bloğu bu yapıyor. Bir de kendi bloğunuz var. İkisinden yapıyorum ben. Hani sırayla yaptığım zaman fazladan bir blok şansı kazanmış oluyorum aslında. Normalde çift, hani seri seri blok yapabiliyorsunuz ama bu saldırı şansını size geçirmesini daha çok sağlıyor. Çünkü direkt gördüğünüz gibi itiyor. O yüzden bu bana etkili geldiği için ben bu şekilde bu karakteri hoşuma gitti. Burada bir kere sarsılması atağın size geçmesi demek aslında, öyle söyleyeyim. Savunmadan atağa geçmeniz demek. Bu da oldukça fayda sağlıyor. Düz ultisi direkt dönüşüyorsunuz arkadaşlar, görüyorsunuz zaten. Bu şekilde dönüşüyor. Ultiye dönüştüğünüz zaman armorunuz silinir ama canınız kaç olursa olsun, yani bir canınız bile olsa fulleniyor canınız. Canınız full oluyor. Yine drop geldi. Allah'ım. Evet, düzeldi galiba. Evet, bir ufak drop oluyor bu ara, anlamadım ama umarım sıkıntı olmayacak. Tamam, düzeldi galiba. Ultiyi görüyorsunuz, deve dönüşüyorsunuz. Armorunuzu tamamen kırıyor. Yani tamamen iptal ediyorum ne olursa olsun ama canınız bir bile olsa fulliyor. Ulti boyunca size vurulabiliyor, onu söyleyeyim. Yani size direkt vurabiliyorlar. Canınız gitmeye devam ediyor. O yüzden biraz riskli bir klas aslında ulti konusunda ama fight esnasında inanılmaz fayda sağlıyor. Yani herkes kaçışacak yer arıyor. Bu ultiyi açtığım zaman kaçışıyorlar arkadaşlar. Yani uzaktan vurmadığınız sürece buna vurmanın bir anlamı yok. Çünkü sizi yakalarsa öldüğünüz andır. Bakın, gördünüz mü? Hasar inanılmaz. İnanılmaz bir hasar bırakıyor. Onun dışında şurada bir tane bu bloğu ben kullanıyorum. İkinciye geliştirdim. Bunun sebebi çift blok yaptığınızda silahı düşürüyor ya. Aynı şeyi bu skill yapıyor işte. O yüzden bunu kullanıyorum zaten. Düzgün zamanlamayı yaparsanız buradan silahı düşürüyorsunuz. İki kere mouse'a basarsanız da silahı düşürüyorsunuz. Oldukça etkili bir skill'e dönüşmüş oluyor. Bayağı rakibi düşürüyor ve silahı da düşürüyor. O yüzden burada direkt fight sırasını direkt size geçiyor. Ya öldürdüğünüz andır bu direkt zaten. Rakibi bir kere düşürmeniz atağın size geçmesi ve öldürmeniz demek rakibi zaten. O yüzden oldukça önemli. Üçüncü hali çok bence üçüncü hali de etkili. Çünkü direkt itiyor rakibi. Öyle bir olay var. Yani normalde nasıl? Bloklayabilirseniz itiyor ya. Bunda direkt bastığınız an rakibi düşürüyor. Ama bunda silahı düşüremiyorsunuz. Benim için silahı düşürmek daha önemli olduğu için ben bunu kullanıyorum. Çünkü silahı düşürdüğünüz bir kişi de, yani rakibin silahını düşürdüğünüz andan itibaren rakip mala bağlıyor, yani öyle söyleyeyim. Direkt en basit örneği, en basit tabiriyle bu yani. Silahı düşürdüğünüz andan itibaren millet silah arıyor. Hani nereye düşürdüm, nerede o silah diye. Ya da silahın üstüne gidiyor mesela. Silah gittiği zaman ben onu direkt öldürebiliyorum. Çünkü silaha gideceğini bildiğim için oraya saldırıyorum. Muhtemelen ölmüş oluyor. Bu şekilde kullanıyorum. Ultilerde şu an bir şey açmadım. Aslında ultiyi bir üste geçirebilirdim. Çünkü takım arkadaşımı tutarak armorunu fulleyebiliyorum. Defansif bir yönü de var bu karakterin bu şekilde. Bakın, armorunu fulluyorum burada. Health ve armorunu restoreleyebiliyorum, yani doldurabiliyorum. Supportif bir yanı da var bu karakterin. Ama bayağı bir para istediği için ultiler, bunu açamamıştım. Bilmiyorum, belki açarız da ileride bakarız ona. Buna gelecek olursak
bir tür nasıl ısırma gibi bir şey yapıyor, tamam mı? Isırdığı zaman canını ekliyor. Nasıl diyeyim? Mesela buna bu skill'i attığınız zaman, mesela F'ye bastığınız zaman, tuttunuz F'ye bastınız, adamdan canını ya da armor'unu söküp kendine ekliyor. Yani kendine can veriyor bir şekilde. Bu bence en önemlisi bu. Çünkü ultiye dönüştüğünüz an hasar yemeye başladığınız zaman hani kurtaramıyorsunuz. Kendinizi toparlayacak bir şeye ulaşamıyorsunuz. Ama bu skill sayesinde o olayı çözmüş oluyorsunuz. Yani rakibi tut fırlat tut fırlat canınızı inse bile toparlamış oluyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Ultiden geri döndüğünüzde mesela canınız azaldı 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 ya, buradaki canınız. Ultiden normal halinize geçtiğiniz zaman canınız yine full oluyor. Onu da söylemiş olayım. Eğer canınız çok azalırsa direkt V'ye basılı durup, şurada gösteriyor zaten. V'ye basılı durup normal halinize dönmenizi tavsiye ederim. Çünkü canınız fullenecek. Ama armorunuz yine tabii ki olmuyor. En azından bu haldeyken ölmeyin yani. Onu söylemiş olayım. Öyle yani. Şu an yani pasif support olarak da kullanabilirsiniz. Agresif de kullanabilirsiniz. Support kullanmak daha bence kolay. Çünkü rakip hani takımla anlaşmalı olduğunuz için mesela Discord'da falan konuşurken işte dersiniz sabit dur çekeyim seni fulleyim. Mantıklı yani, bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde tutup fırlatıyorsunuz normalde. Fırlatırken bunda can dolduruyor. Bunda da normal fırlatıyorsunuz ama bayağı hasar vuruyor ultisi, öyle söyleyeyim. Burada işte agresif olarak hani ultisi agresif bir skill olduğu için burada belki Rage'in damage'ini ve enerji loss'unu falan kullanabilirsiniz belki. Yani Rage'i belki kullanılabilir burada. Aynı şekilde Rage damage kullanılabilir. Gayet yani bu kullanılabilir geliyor bana. Onun dışında başka yine bu kullanılabilir. Yani burada bu şekilde. Cooldown belki kullanılabilir. Cooldown'u kullanmak, yani bunun süresi zaten kısa, tamam mı? 25 saniye diyor ama hepsi 25'ti galiba. 25 saniye ama muhtemelen talentlarla beraber daha da kısalıyor ya. Çünkü burada skill cooldown'u kullanıyoruz. İkisi birden kullandığımda bayağı bir azaltmış oluyorum. Bu arada yine drop girdi. Ulan çok drop girmeye başladı yine ya. Tam da videodayken drop girmesi de düzelecek, düzeldi, tamamdır. Burada işte Rage'i belki kullanabilirsiniz. Rage'i kullanabileceğiniz bir bu var. Bunda zaten supportif olduğu için bunu kullanmazsınız. Talentlarda ulti kullanabileceğiniz, yani bunun ultisi de belki, ya bu ultisi çok böyle ataklı bir karakter şey değil ama skill ile birleştiği için belki ulti de burada Rage'i kullanılabilir belki, bilmiyorum. Rage damage belki kullanılabilir. Onun dışında burada yine mantıklı gelmiyor. Ulti için Rage damage'i kullanmak. Burada da gelmiyor çünkü bunda damage vermiyorsunuz. Ulti ile bunda da vermiyorsunuz. Haliyle sadece bence mantıklı olan Tarkaji ve Tianhai'da ulti damage'i kullanabilirsiniz arkadaşlar, özetle. Rage damage kullanılabilir. Onun dışında belki Rage'in şuradan işte süresini falan kısaltan bir şeyler var. Onları kullanabilirsiniz. Bu süre kısaltmıyor gerçi de. Hızını mı ne arttırıyor galiba, öyle bir şeymiş. Neyse, bu şekilde özetle. Karakterler böyle. Şimdi oyun içinde dediğim kısma geçelim. Oyun içinde göstereceğim demiştim. Buradan yine free training'e giriyorsunuz. Burada free training'de bütün karakterleri deneyebilirsiniz arkadaşlar. Son hero gelmedi bu arada. Onu söyleyeyim. Bu hero gözüküyor ancak gelmedi, onu söyleyeyim. Free training'de şimdi birlikte göstereyim. Bütün skill'leri anlatmaya çalışayım. Canlı olarak görmek çünkü daha verimli olacaktır. Birlikte yaparsak skill'leri daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Evet. İlk girdiğimde bir kasıntı oluşuyor. Hala anlamadığım bir şekilde. Optimizasyonda dediğim gibi hala bir sıkıntı var. Düzeltildi biraz ama hala bir sıkıntı var. Umuyorum daha da düzeltilecek. 12 Ağustos'ta tamamen düzelmiş olacak diye umuyorum. Bakalım.
Bir de benim yayın açtığım için daha fazla bir kasıntım oluşuyor ne yazık ki. Yayından dolayı oluşan bir kasıntı drop da var şimdi ne yalan söyleyeyim. Şimdi ilk karakterden başlayalım. Ben buna geçeyim şöyle hemen. Yanlış seçtim değil mi? Şunu seçecektim. Şimdi ilk karakterimiz direkt P ile böyle ileri püskürtüyorduk biliyorsunuz ki. Bunun ama range'i var. Süreleri bu arada bayağı uzunmuş ya. Tek tek ultilerin sürelerini beklemek biraz zaman alacak gibi. Şimdi şu mesafeden mesela atabiliyorsun. Bu güzel yanı şu. İleri doğru yaptığı için biraz hani döndüğünüz tarafa ileri doğru vuruyor. O yüzden oldukça faydalı oluyor. Mesela şöyle yapalım. Buradan mesela etki etmez tabii ki ama şuradan yapsam mesela rakibi üzerinde bakın işaret çıkıyor ya. Şuradan itibaren etki etmeye başlıyor. Göstereceğim şimdi. Bakalım. Bakın. Aslında gösteriyor size ne kadar mesafeden etki edeceğini az çok. Vurdukça bu arada ultinizin daha hızlı doluyor. Onu zaten fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Bu arada mesela silahınız düştüğünde bu şekilde düz vuruşlarla vurabilirsiniz. Bunlar çünkü her vuruşu sarsıyor rakibi. Vurup hani biraz zaman kazanıp hemen gidip silahınız düştüyse alabilirsiniz. Bunu yapabiliyorsunuz. Ya da mesela vurdunuz. Biraz şarj atak yaparsanız düşürüyorsunuz rakibi. O arada silahınızı alırsınız misal. Bu tarz şeyler yapılabilir özetle. Bakın böyle düşürdüğünüz an burada silahınızı almak için tam bir fırsat yani düştüyse silahınız. Yumruklarla vurabilirsiniz ama silahı olan birine karşı çok zor şansınız. O yüzden önceliğiniz silahı değiştirmek olun. Direkt taptan değiştirebiliyorsunuz. Ne diyecektim? PS'i bu şekilde direkt düşürüyorsunuz rakibinizi. VS'i bakın buradayken atak yapamıyorsun. Bir alan oluşuyor. Bu alanın dışına çıkarsanız kurtuluyorsunuz. Çıkamazsanız bu stun'ı yiyorsunuz. Her türlü stun yiyor. Kaç kişi varsa alanda stunlanmış oluyor. İki tim girdiği zaman mesela kullanıyoruz biz bunu. Mesela tim olarak girdik. Bir timle kapışırken sıkıntı yok ama ikinci tim geldiği an ben yapıştırıyorum ultiye. Ve yani bayağı uzaklaşmak zorunda kalıyorlar aslında öyle söyleyeyim. Haliyle bayağı etkili bir hale dönüşüyor. Bu karakter böyleydi özetle. Şimdi gelelim diğer karaktere. Şimdi bu karakterde şöyle bir olay var. Tokatlıyorum bu arada çatçı dedi. Bir silah almam lazım benim bu arada ki. Gösteremiyorum çünkü şeyi. Ultim dolmuyor. Bayağı yavaş doluyor gibi geldi. Vurdukça daha mı hızlı oluyor? Şimdi yapalım. Daha hızlı doluyor. Vurulmanız da ulti sürenizi falan hızlandırıyor onu söyleyeyim. Ultim bir gelsin şöyle. Ondan sonra ikisini birden göstereceğim. Ama bu karakter niye burada kaldı? F4. Şimdi burada şöyle bir olayımız var. F skill'ine basarken burada adamla birlikte düşürerek çıkıyordu. Bunun bir sonraki skill'i sanıyorum onu yapıyor. G'ye bakın G'de geldim. Bana vurursa şu an uzaktan vuran hasar rage demeçleri bloğumda kalıyor. Buradaki blokta kalıyor. G'ye basarsam da rakibimi böyle yukarı doğru zıplatıyorum. Bu güzel baya. Onun dışında şunu atarsam bunda dikkat etmeniz lazım. Çünkü ileri doğru atıyor ya ultiyi. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Mesela vuruyorum rakibe. Bakın kumun içinde bu şekilde silahını kapatıp kendini korumaya geçiyor. O yüzden bu dışarı çıkmalarını zorlaştırıyor. Bayağı faydalı yine.
Aleyküm selam bu arada. Videodayız. YouTube'a hero rehberi çekiyoruz. Evet. Temulç böyle özetle. Gelelim Matari'ye. Mater'de şöyle bir durum var. Yine ultimizi bir dolduralım. Mainlemeyi düşündüğüm karakterlerden biri buydu ama takım arkadaşlarından biri bunu mainlediği için ben bunu saldım. Normalde bunu mainleyecektim. Hal böyle olunca ben bir şeye kaydım. Tianhai'ya kaydım ama Matari'ye solo iken girebileceğiniz en bence güzel karakterlerden biri. Çünkü görünmezliği çok fayda sağlıyor. Şimdi bunun skill'lerine gelecek olursak, skill'inin F hali, bakın zıplamayı gördünüz mü? Eğer şey yaparsanız, hani düz direkt F'ye basarsanız ufak bir atlama yapıyor. Basılı durursanız atılmayı yapıyor. Bayağı bir kasıyor, ondan sonra atlıyor ama bu süreçte size vururlarsa o skill bozulabilme ihtimali var. Mesela basılı durdum. Bakın daha az atladı. Daha fazla basılı durursam daha ileriye atılabiliyorsunuz. Böyle bir olay var. Ultisi zaten görünmezlik. Buna basıyor, görünmez oluyor. Bu şekilde görünmez bir şekilde gidiyorsunuz. Burada sabit durduğunuzda daha görünmez oluyor, onu söyleyeyim. Çünkü hareket halindeyken biraz daha görülebilir gibi geliyor bana. Biraz daha böyle durduğunuz zaman daha görünmez oluyor. Ya da çok daha hızlı hareket ediyorsanız da bir daha görünmez oluyor. Öyle bir olay var. Ama ultisi bir nasıl diyeyim, grapple olan bir oyundan nasıl diyeyim? Şöyle göstereyim hatta. Şimdi grapple'ınız olduğu için, oyunda bir grapple olduğu için rakipleriniz size hep üzerinize atlıyor, tamam mı? Herhangi bir karakterle kaçmanız inanılmaz zor. Ancak bunun görünmezliği kaçmanızı inanılmaz kolaylaştırıyor. Bir de zaten şu skill'i var. Bu skill'i böyle kasıp attığınız an bakın ta nereye uçtun. Yani kaçtınız yani. Şu an direkt kurtuldunuz. Eğer canınız azsa ve kaçmak istiyorsanız en güzel karakterlerden biri özetle. Onun dışında diğer karakterimiz Tarkaji. Şimdi bu karakter biraz bunu ben yine dediğim gibi ayarladım. Skill'lerini agresif hale getirdim demiştim ya. Dur silahı alalım, tekrar duralım ultiyi. Normalde bir tane F atıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bitti değil mi? İşte ulti geldiğinde bu olay bende değişik oluyor. Şimdi göstereceğim onu da. Gerçi değiştirdim mi bilmiyorum ama bunun talentı ne durumda? Bu. Bunu da ikinci yapmışız. Burada değiştirebiliyorsunuz. Bu arada oyuna girerken şu ekranda her şeyinizi değiştirebiliyorsunuz. Talent'ı, işte skill'lerinizi falan değiştirebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir olayımız var burada da. Ultim doldu. Bakın şimdi V'ye bastım. Seri seri F atabiliyorum artık. Normalde bunun cooldown'u var. Atamıyorsunuz bu kadar seri. Ama bu cooldown'da çatır çutur atıyorsunuz bunu. Bunun olayı da bu. Bu ultiyi özellikle bu şekilde agresif kullanabilirsiniz ya da yani bunu bir öncekine çekerseniz de defansif hale çekebiliyorsunuz. Bu inanılmaz hızlandırıyor sizi. Bayağı bir hızlı oluyorsunuz. Öyle bir olay var. Şu karakteri tekrardan eski yerini alalım. Öbür karaktere geçelim. Bu Tarkaji de bu şekilde. Yani ultinizi defansif, daha böyle buff özelliği şekilde yapabiliyorsunuz ya da dediğim gibi ben bunu kullandım. Daha agresif yapabiliyorsunuz. Geldik Kurumi'ye. Şimdi Kurumi'yi tam anlatamamıştım. Gösterirken daha iyi anlayacaksınız zaten. Çünkü biraz değişik. Şimdi F'ye bastığım zaman bir tane bir şey çıkıyor. Bunun bir süresi var. Bakın dikkat edin, bunun süresi bitebilir. Aşağıya iki tane tuş geldi. Şu an saldırı yapamıyorum bu arada. F'ye bastığınız zaman saldırı yapamıyorsunuz. Şayet sol klik yaparsam ışınlanıyorum. Buna ışınlanıyorum. Bu kaybolmuyor bu arada. Bu süresi bitene kadar kaybolmuyor. Süresi bittikten sonra kayboluyor. Bu arada ultimi doldurayım birazcık. Tamam, ultim doldu. Şimdi bir daha atacağım.
Şimdi kendi takım arkadaşınız varsa bunun üzerinde bir işaret çıkıyor. F'ye atmak o yüzden kolay. Rakibinize de rakibi atamıyorsunuz. Kendi takım arkadaşınıza da atabiliyorsunuz. Herhangi bir yere de atabiliyorsunuz. Basılı durursanız nereye atacağınızı ayarlayabilirsiniz. Bakın F'ye basılı durdum. Attım oraya. Şimdi sol tuş teleport oluyordu. Aynı şey kendi takım arkadaşınızın içine geçerli. Mesela takım arkadaşınızı attınız. Sol tuş arkadaşınıza teleport oluyor. Bu bağı böyle bayağı kullanabiliyorsunuz bu arada. Bayağı bir mesafeye gidiyor. Sağ tuşta canını çekiyorsunuz. Yani oradaki şeyi canı çekiyorsunuz aslında bir nevi. Can çekmiş oluyorsunuz. Böyle bir skill. F skill'i birazcık hani agresif kullanamıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? O biraz sıkıntı. Yani F'ye bastığınız andan itibaren şu an skill'leriniz kilitlendi. Yani atak yapamazsınız. Bunu kullanmanız lazım. Sol ya da sağ tuşla ya can basacaksınız ya teleport olacaksınız. Kullanmanız lazım. V'ye basarsam da alan açılıyor bir tane. Burada can topluyorsunuz. Burada size can geliyor. Bu şekilde bir alan. Ultisi zaten basit yani. Alanın içinde can topluyorsunuz. Bu takım arkadaşlarınızı da tabii ki etkiliyor. Takım arkadaşınıza F ile bastınız mı? Takım arkadaşınıza attınız. Sağ tuş yaptınız. Ona can da basıyorsunuz. Bu çok faydalı. Bir de ulti atıyorsunuz zaten. Arkadaşınız ölmüyor yani. Bayağı supportif bir hale dönüşmüş oluyor. Benim kullandığım main karakterlerden biri bu yine. Şimdi bunun ultisini dolduralım. Şu an Tianhai'dayız. Bunda da şöyle bir durum var. Zaten son karakteri kullanamıyoruz bu arada. Son karakterdeyiz. Bunda da şöyle bir durum var. Şimdi bunu ultimi doldurayım da onu birlikte göstereyim. %88. Tamam doldu. Şimdi bunu sanırım göstermek için saldırtsam daha iyi olur. Yani saldırıyı açalım. Bana saldırırken böyle basarsam bloklayabiliyorum arkadaşlar. Her şeyi blokluyor bu arada. Her şeyi bloklayabilirim bundan. Bayağı vuruyor bu arada. Yani şuradaki bloklamanın etkisini yapıyor aslında. İkinci bir bloklamam oluyor. Bu normalde blok yaptığınız zaman dolmadı süresi değil mi? Dur bakayım bir daha yapıp. Bakın blokladım. Ama ben bunun galiba eski halini çevirmişim. Bir dakika. Bunun silahı düşürmesi lazım. Dur bakayım. Aa blok yapamadım. Bakın bu çok kritik önemli. Bloklar önemli. Yapmış olduğum skill de işte. Adam tokatlayarak öldürüyor bak. Neyse gelsin. Şimdi burada vuruyorken bu arada skill'i açamıyorsunuz. Öyle bir sıkıntımız var. Bak yumrukla geliyor yine. Al silahı. Şimdi bak. Burada blok koyduğunuz zaman silahını düşürüyor. Yani bu şu bloğu yapmış gibi oluyor. Ama şu an düşüremedim. Neden anlamadım. Bunu böyle seri seri yapmak bir tek sıkıntı oluyor saldırı yaparken size. Şimdi tekrar deneyelim. Gel bakayım. Normal bloğu yakalıyor. Tam açılış zamanını atmam var yani. Süresi önemli bu arada. Bloklayıp silahı düşürerek. Böyle yani. Bununla bloklayabiliyorsunuz özetle de. Silahı da düşürebiliyorsunuz ama zamanlaması çok önemli. Düşürmüyor silahı garip. Normalde bayağı bir düşürüyordum yani. Neyse ultiyi göstereyim. Ultiye bastığım zaman da şöyle göstereyim. Mesela canımı alsın biraz. Vur. Vursana.
Bu arada silahınız patlakken vurmaya devam eder ama hasar vuramazsınız. Hasarınız bayağı az oluyor. Vursana biraz kardeş. V'ye bastığım zaman bakın canım fulleniyor. Bu arada çok drop giriyor ya. İnanılmaz drop giriyor ulti açtığım zaman. Bunun ultisini öyle bir yapmışlar ki. Şimdi bunda şöyle bir olay var. F'ye tuşuna basarsam yere bir tane böyle vuruyor. Rakibi düşürüyor. Ya da sol tuş yaparsam sol tuş elime alıyor. Bakın elime aldım. Bir tane daha alabiliyorum. Bir elime de alabiliyorum. Ya da F'ye basarsam yere düşürüyorum ama yapamadım. Bir daha alacağım şimdi elime. F'ye basarsam yere vurup patlatıyorum. Dur bakayım bir daha. Ultimizi bir daha doldurayım. Nereye gitti lan o? Ya buraya. Vaa wow, blok yapıyor. Kardeş. Botsun sen bot kal. Gel buraya gel. Aa benim bloğumu kırdı. Bak böyle durumlarda işte. Hemen gelip buradan tak diye öbür silahı takmanız lazım. Yoksa patates oluyorsunuz ama benim öbür silahım da patlak olduğu için şu an bir işe yaramadı tabi. Normal o fight'ta olsanız şu an ölmüştünüz mesela direkt. Kardeş bir dur ya. Erken attım gördünüz mü? Bak öyle yaparsanız da olmuyor işte. Ya bir dursana kardeş. Hop tamam gel buraya gel. Ultim geldi bu arada. Mesela canım şu an az, hemen ultimi kullanacağım. Böyle geldim. Bu arada kapalı alanlarda ultiyi kullanamazsınız. Evin içindeyseniz falan kullanamazsınız. V'ye basıldırırsam aşağıda zaten süreyi görüyorsunuz. Ya da V'ye basıldırırsam bozuluyor ultim, bozabiliyorsunuz. Şununla böyle elinizi almak istiyorsanız tam böyle nişan almanız lazım biraz. Adam içinize girerse bayağı zor oluyor bu arada. O yüzden içinize girdiğinde tekmeliyorsunuz. Böyle tekmeliyorum. Sonra elime alıyorum böyle. Sonra F'ye bastığım zaman yere vuruyorum. İnanılmaz hasar veriyor bu. Aldım. Sonra F'ye bastım. Bir daha düşürdüm. Bir daha aldım. 2-3 kişiyi alabiliyorsunuz elinize. 3. alamıyorsunuz. 2 kişiyi alabiliyorsunuz. Bakın düşürdüm. F skill'imi düşürdüm bu sefer. Yani böyle işte özetle arkadaşlar bunu kapatalım. Karakterler özetle bu şekildeydi. Bence kafidir diye düşünüyorum. Bugün iki tane rehber çekmiş olduk. Hem ipuçları örnekler verdim böyle detaylı birçok şey anlattım bir. Naraka rehberi oldu. Talentlardan işte soul jetlerden falan her şeyini anlattım. Hem de hero'ları tek tek anlattım. Bir rehber olmuş. Oldu böylece. Deyip böylece rehberimizi de yavaştan bitirelim. Bu şekilde daha fazla rehber dediğim gibi 12 Ağustos'ta oyun gelecek. Bugün beta'nın son günü. Son gün beta olduğu için son bir video çekeyim istedim ben. Bunu da böylece bitirmiş olalım. Böylece hero rehberimizi de bu şekilde bitirmiş oluyorum. Yorum yapmayı işte unutmayın arkadaşlar, hani farklı videolar istiyorsanız ya da hani oyunla ilgili daha fazla içerik istiyorsanız hani yorum yapabilirsiniz, paylaşabilirsiniz, destek olabilirsiniz deyip böylece videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Yayınlarda bu arada mainlemeyi düşünüyorum oyunu, yani optimizasyon sorunu çözülürse şayet oyunu main oyunlarından bir tanesi yapacağım. Lost Ark'ı zaten biliyorsunuz oynuyorum bayağıdır. Lost Ark'ı ve Naraka'yı main oyunlarından biri yapmak istiyorum haliyle. 12 Ağustos'tan sonra Naraka'yı bayağı bir oynuyor olacağız. Lost Ark açıldığında onu da bayağı bir oynuyor olacağız. İkisini de birlikte götüreceğiz özette deyip ben böylece videomuzu da böylece bitirmiş oluyorum. Kaldığımız yerden
dediğim gibi devam edeceğim ben oynamaya ama yayınlarda katılabilirsiniz özetle. Deyip böylece videoyu da bitirmiş olalım.